Kadızade Mehmet Efendi madem bu hainin veziri, yetkilerini sonuna kadar kullanıp ordunun yanına çekemezse hain Ahmet'i alaşağı edemez. Hünkârım, ulağa gönderdim, yola çıktığımı bildirdim. Hazineden istediği kadar parayı kullanma yetkisi de verdim. Silah, para, hediye ne gerekiyorsa dağıtsın, yanına yandaş toplasın dedik. Âlâ. Mısır'dan gelmesi gereken vergiye de el konulmuş vaziyette hünkârım. İbrahim Paşa, sana güveniyorum. Bu badireyi de atlatacağız eminim. Gereken bütün tedbirleri al. Sancaklar da sana destek olsun. Ayaz Paşa, bu desteği sen yoluna koyacaksın elbet. Emriniz başım üstüne hünkârım. Hünkârım, müsaadeniz olursa Defterdar İskender Çelebi ve Celalzade Mustafa Çelebi'yi de yanımda götürmek isterim. Kimi zaruri görürsen al yanına paşa. Yeter ki devlet-i aliyenin iradesi Mısır'da yeniden tesis edilsin. Bu hain cezasını çeksin. Bu kadar. Ayaz Paşa, bir husus daha var. Buyurun paşam. Babamı ve kardeşimi tanırsın. Mısır'a gitmeden onları bir göreve tayin etmek arzusundayım. Malum gidip de dönmemek var. Sağ salim döneceğinizden eminim paşam. Lakin gözünüz arkada kalmasın. Değerli babanızı ve kardeşinizi bir sancakta, mesela Mezistre'de görevlendirebiliriz. Uygun olur. Gerekeni yapın. Sonra da bana haber verin ki ailemle konuşayım. Manolis. Bak, oğlun geliyor. Veda etmeye geldin oğlum. Sana ve Niko'ya sarılmadan yola çıkmak istemedim baba. Alın bunları. Nedir bunlar? Olur da geri dönemezsem, sizin emniyette olduğunuzdan emin olmak isterim. Bundan böyle Mezistre sancağında devlet-i aliyenin hizmetinde olacaksınız. Sen Şahin Bey, sen de Yunus Bey olarak anılacaksın baba. Peki, niçin gidiyoruz? Baba, bunu emniyetiniz için yapmak zorundayım. Neden böyle diyorsun Seo? Gözümün arkada kalmaması için bunu kabul et baba. Ailemin emniyette olduğunu bilmek benim biraz olsa içimi rahatlatacaktır. Tamam mı? Matrakçı, gidene kadar ailem sana emanet ha. Elbette paşam. Onları ellerimle teslim ederim sancağı. Da ölüm yok ki. Oğlum için tamam. Vakti geldi mi? Allah hayırlı sefer nasip etsin. Hünkârım, eğer dönemezsem Hatice Sultanımızın yas tutmasına izin vermeyin lütfen.
Senin ölmeye hakkın yok Bargalı. Beni ve Hatice'yi acınla baş başa bırakmaya hakkın yok. Aklından çıkart bu ihtimali. Döneceksin.